Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yanımda görmüş olduğunuz bu masaüstü bilgisayarı kendime topladım. 30 yıl sonra kendime bir bilgisayar toplamaya karar vermiştim ve bunu da sosyal medyadan duyurmuştum. Mesela Türkiye bana sağ olsun birçok donanım parçasını gönderdi. Eksik olanları da ki bir tek SSD ve RAM tarafında eksiklerim vardı. Onları da XPG Türkiye'ye yolladı ve ben de bir tane işlemci aldım kendime. Onların detaylarını açıklamada sizinle paylaşacağım. Mesela Türkiye bana neler gönderdi, XPG Türkiye neler verdi, ben hangi işlemciyi aldım, hepsini açıklamalara da yazılı olarak size ileteceğim ama birazdan onları da söyleyeceğim ve yanımda görmüş olduğunuz bilgisayarı 30 yıl aradan sonra tekrar bir kurdum. Kurulum zor olmadı benim için ama tabii ki 30 yılda birçok şey değiştiği için o kablo nereye takılıyor, bu kablo nasıl bağlanıyor gibi birazcık uğraşmam gerekti açık söylemek gerekirse. Böyle muhteşem bir işçilik yaptığımı da iddia etmiyorum ama işimi görecek güzel bir bilgisayarda topladım. Hangi donanımlar var birazcık da ondan bahsetmek istiyorum sizlere. İşlemci tarafında kendim aldığımı söylemiştim. Intel'in i5-12400F işlemcisini aldım. 12. nesil bir işlemci bu biliyorsunuz. Üzerinde de ekran kartı bulunmuyor. MSI bana MacForge 112R kasa gönderdi. Kasamız burada zaten. Önde görüyorsunuz 3 tane fanımız var. Arkada da bir tane var. Bunlar RGB olarak ayarlanabiliyor. Hatta şuradan bir düğmemiz var. Göstereyim size canlı olarak. Buna bastıkça o RGB efektlerini de değiştirebiliyorsunuz. Basayım ben mesela birkaç tanesini göstereyim size. Böyle yeşil oldu. Farklı bir yeşil oldu. Mavi oldu. Bu şekilde bir mavi oldu. Beyaz oldu. Böyle bir mor oldu. Yanarlı dönerli oldu. Mesela bu güzel gibi sanki. Böyle bir yanarlı dönerli farklı farklı renkler geçip gidiyor. İşte bu şekilde böyle bir farklı farklı efektleri var. Bu efektleri de buradaki RGB tuşuna basarak değiştirebiliyorsunuz. Keyfinize göre nasıl istiyorsunuz onu o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Donanımlarla biraz devam edeyim. MSI Macro Liquid 240Z V2 sıvı soğutma sistemi aldım. Şimdi işlemciyle beraber stok bir fan çıkıyordu ama onu takmayıp MSI'ın bu da RGB'li bu arada. Üstten de iki tane fanı var bunun. Bir de radyatörümüz var. Onu yukarı tavana asıyorsunuz. Yani şeyin üst kısmına bağlıyorsunuz. Sonra işlemciyle birazcık termal macun sürdüm ve gayet güzel bir şekilde şu an çalışıyor. Onu da RGB'lerini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ekran kartı tarafında ise MSI'ın Radeon RX 5500 XT Gaming X modeli gönderildi. 8 GB RAM'i var. Onu da söyleyeyim. Bunun 4 GB sürümü de var ama bu 8 GB'lık sürüm. Güzel de bir ekran kartı. Onda da bir RGB alan var arkadaşlar. Küçük bir alan. Ama onu da istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bunun için MSI Center yazılımı var. Onu kullanmanız gerekiyor. Anakart tarafında ise MSI'ın Mac B660M Mortar DDR4 anakartını gönderdi. Sağ olsun MSI bana. Oldukça da gelişmiş bir anakart arkadaşlar. Ben şimdi ekranda onun girişlerini çıkışlarını gösteririm ama şuradan baktığım zaman böyle bayağı bir sürü. İşte mesela burada 1, 2, 3, 4 4 tane USB üst kısımda var. 2 tane aşağıda var. Ethernet var. Thunderbolt var. Wi-Fi var. Optik ses çıkışı var. Şu var. Bu var. Bir sürü özelliği var. Yani acayip acayip bir sürü özellikler olan güzel bir kart yolladılar bana sağ olsunlar. Hatta Wi-Fi özelliği de var. Ethernet dışında. Bir de Wi-Fi de var. 2 tane de anten çıktı kutusundan. Onları da taktım ben. Ben Wi-Fi olarak kullanıyorum ama Ethernet'te bağlantım burada mümkün bulunduğum yerde. İstersen veya gerektiği durumlarda onu da kullanacağım. Şimdi bende ne eksikti? İşlemci eksikti. Onu aldım. XPG sağ olsun. Benim bu paylaşımımı gördükten sonra yani MSI'ın bu ürünleri geldi dedim ben. İşte eksik olan ne var diye sordular. Türkiye ekibinden Kahraman selam olsun buradan. MSI'dan da Yağız ve Eren Bey'e selamlar olsun. Kahraman dedi ki abi ne yapabiliriz dedi. Ben dedim ki vallahi RAM ve SSD eksik. Kahraman da sağ olsun bana 8.8 olmak üzere 16 GB RAM bir de 500 GB'lık oldukça hızlı bir M.2 SSD gönderdi. Zaten bu anakart üzerinde 2 tane M.2 SSD var. Bir tanesini kullandım. Bir tane daha takılabilir onu da söyleyeyim. Tam model isimlerini ve numaralarını da vereyim sizlere. XPG Genmix D3 2x8 GB'lık 3200 MHz'lik RAM gönderildi. Adata'nın Legend 700 500 GB'lık PCIe Gen 3x4 M.2 2280 SSD'si yollandı arkadaşlar. Buradan hem MSI Türkiye'ye hem de XPG Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Tabi bunları size niye anlatıyorum ya da bununla ilgili ben neden video çektim? Hani hava atmak için ya MSI bana ürün yollamış falan bunlara ne güzel teşekkür etmek için değil sadece. Tabi bunlara teşekkür ediyorum o ayrı bir konu. Ama bu şu anlama geliyor arkadaşlar. İçerik üretim konusunda artık daha farklı türden içeriklerle de karşına çıkacağım anlamına geliyor. Çünkü güçlü bir bilgisayar şu anda elimde var. Ve bu güçlü bilgisayarla çok daha iyi videolar ve içerikler sizlere üretebileceğim. Bu da sizin açınızdan yani sizi ilgilendiren tarafı birazcık bu olduğunu söyleyeyim. Bir de ben PC'ciyim arkadaşlar. Beni bilenler bilir. Ben uzun yıllardır Windows kullanıyorum ki bilgisayarı ilk olarak Mac'te öğrenmiştim. O zaman operatörlük yani grafik tarzında işler yapıyordum. 90'lı yıllardan bahsediyorum. 92-93'ten bahsediyorum arkadaşlar. İlk olarak Mac'te öğrenmiştim. Ama daha sonra PC bana daha sıcak geldi ve uzun yıllardır da PC kullanıyorum. Windows'ta bütün işlerimi hallediyorum. O yüzden böyle bir
hem oyunda da kullanabileceğim hem de normal Premiere olsun veya diğer uygulamalarda beni zorlamayacak ve beni rahatlatacak bir bilgisayara ihtiyacım da vardı. Bugüne kadar ben bir dizüstü bilgisayarla yapıyordum işlerimi ama artık biraz daha dedim tempoyu arttırmak için böyle bir donanım aldım. Bu arada kısmet olursa inşallah 2023 yılında arkadaşlar Kanada tarafında da düzenlemeler yapacağım. Ben EOS RP kullanıyorum Canon ama bir böyle daha güzel 4K çekebilen ve artık 4K'da geçmek istiyorum. Sektörde hemen herkes geçti. Hem yayınlar hem de kişisel olarak baktığımda. Ben de 4K'ya geçeceğim inşallah. Sizden ricam abone olun, kanalı takip edin, yorum yazın. Elinizden gelen ne varsa yapabileceğiniz şeyleri yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu tarz motivasyonlar benim daha fazla içerik üretmem için bana katkı sağlıyor arkadaşlar. Bu önemli, gerçekten önemli. Yani abone olsak ne olur, Özgür Çetin bir kişi daha olsun, ben olsam ne olur, olmasam ne olur diye düşünmeyin. Gerçekten önemli. Yorum yazsam ne olur, yazmasam ne olur diye düşünmeyin. Seviyorsanız, beğeniyorsanız abone olun, like edin, paylaşın. Ne gerekiyorsa yapın. Bunu sadece ben kendim için söylemiyorum. Beğendiğiniz YouTube'da içerik üreten insanlar varsa bunları desteklemek için bu tarz şeyler yapın arkadaşlar. Bu tarz şeyler bizim için önemli. Abone sayımızda övünüyoruz. Yani birisi bize bir ürün verdiği zaman arkadaşlar bizim ona bir karşılık vermemiz gerekiyor. İzlenmeyle karşılık veriyoruz. İşte like'la yani beğeniyle karşılık veriyoruz. Yorumlarla karşılık vermiş oluyoruz. Bu konuda da sizin desteğiniz önemli ve bu benim için çok önemli bir konu. Bu konularda da destek olursanız çok sevinirim. Bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada mevcut. Tek tıkla hepsine abone olabilir ve beni oralardan da takip edebilirsiniz.